PISA testinde Türkiye'nin puanları biraz yükselmiş. Biraz yükselmiş. Yani. Ama ne yazık ki ortalamanın yine altındayız. Yani eğitim sorunumuzun... OECD ortalamasının altındayız. Evet, OECD, zaten OECD ülkelerinin bir şeyi bu. Ortak organizasyonu PISA. Ve Türkiye hep sonda ikinci, üçüncü olan bir ülke idi. Yine öyle. Fakat kendi içinde bir artış göstermiş. O artış iniş devam ediyor. Yani evet, evet. O istikrarlı bir artış değil. Hı-hı. İstikrarlı bir düşüş de değil. Zikzak halinde devam ediyor. Şu anda 2013 seviyesine gelmişiz. Daha önce çok düşmüştük. Bu konuda ben yarın kararda bu konuyu yazdığım için hazırlıklıyım. İzin verirseniz. Zaman tamam. Konuşmak üzere bir şey. Sabancı Üniversitesi'nin eğitim politikaları merkezi diye çok değerli bir ünitesi var. Üstün Ergüder gibi çok saygın bir profesör tarafından, eğitimci tarafından kurulmuş olan bir araştırma birimi. Oranın böyle çok saygın uzmanlarından Yeliz Düşkün'ün bugün açıklanan PISA sonuçları ile ilgili birkaç cümlesini okuyacağım. Bugün hemen. Bugün, evet, bugünkü haberlerde var. Yeliz Düşkün diyor ki, Türkiye'de 15 yaşın altındaki öğrencilerin önemli bir oranının temel becerilerden yoksun olduğunu gösteriyor bu sonuçlar. Bizi yukarı çeken bir ölçüde, o zikzaklarda yukarı çeken bir üst düzey grup var. Bunlar en iyi okullarda okuyorlar, en iyi statüsü iyi ailelerde falan. Onlar bizi yukarı çekiyor. Ama öğrencinin büyük bir bölümü, Yeliz Hanım'ın söylediğine göre büyük bir bölümü temel becerilerin altında. Yani bunlar dört işlem olabilir, okuduğunu anlamı olabilir. Dört işlem yapabiliyor ama işin içine biraz çarpma çıkarma falan da koyarsanız kafası karışıyor. Kafası karışıyor, okuduğunu anlaması zor. Onu da şöyle anlatıyor, sizin aynı dediğiniz gibi yine Yeliz Düşkün'den okuyorum. Okuma alanında üst düzey beceri göstermek demek, yani Çin kadar başarılı, Finlandiya kadar, Güney Kore kadar başarılı olmak demek, bir veya birden fazla metindeki bilgileri birbirleriyle ilişkilendirerek yorumlayabilmek, sunulan hipotezleri, varsayımları eleştirel biçimde değerlendirebilmek gibi becerileri içerir. Dolayısıyla Türkiye'de 15 yaşın altında olan ve eğitime devam eden çocukların çok düşük bir oranı bunu yapabilir. Türkçe metin veriyorsunuz. O metinle ilgili sorular soruyorsunuz. O metinde anlatılan dört hareketin birbirleriyle ilişkisini kavrayamıyor. Evet. Ayrı ayrı hareketler zannediyor. Yahut o hareketin doğurması muhtemel sonucu düşünemediği için sonuç diye yazılan bir paragrafı ayrı bir şey zannediyor. Yani analiz temelinde analiz, yani. Analitik düşünce analiz yoksunluğu yok geliyor. Böyle bir ülke 25 bin dolara çıkamaz. Çıkamıyor zaten. Çıkamıyoruz. Yani hani çıkamıyordu zaten. Evet. Çıkarız dedik, çıkamadık. Neden bu işte? Bu tek doğruyu dayatma, yani bir dogmaları dayatma, sorgulamama. Evet. Sorgulamadan uzak durma, sorgulanınca başına bir iş gelme korkusu. Babası da öyle olduğu için çocuk da öyle oluyor. Yani toplumsal bir hastalık bu. Müslüman Bey, bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın Temmuz ayında yayınladığı bir araştırma sonuçları var. ABİDE, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Araştırması. Oradan size bir cümle okuyacağım. Orada diyor ki, Türkçe'de öğrencilerin %66.1'i orta düzey veya altında olan öğrenciler deyimleri, atasözlerini, hiciv ve nüktelerdeki manaları anlayamıyorlar. Ona Türkçe bir atasözü söylüyorsunuz, hiciv söylüyorsunuz, nükte söylüyorsunuz. Ayağın yorganına gir uzat diyorsunuz. Diyorsunuz. Nasrettin Hoca'dan bir güzel fıkra anlatıyorsunuz. Bunun içerdiği mesajı anlayamıyor. Nasrettin Hoca'ya gülüyor. Peki ya hoca ne demek istemiş bununla? Anladım, oraya gelince evet. Cevap yok. Ya da ayağını yorganına göre uzat deyince, evet üşümemek için yorganı uzatmamız lazım. Evet, bak, havalar soğudu falan. Yani aklına tasarruf falan gibi şeyler gelmiyor. En önemlisi bu öğrenciler yani %66. Okulda olan 15 ve 6 yaşlarda okuyan öğrencilerin %66'sı okuduğu metindeki neden-sonuç ilişkilerini kavrayamıyor. Daha bir şey söylemeye gerek yok. Lafın bittiği yer.
Yani bunu baştan okusaydınız yani bir sürü başka şeyi konuşmamıza da gerek olmazdı yani. Evet, evet. Ne yazık ki. İşte böyle olunca şimdi kişilik kültlerine bağlılık, aşırı kutuplaşma, partizanlık, parti düşmanlığı, şovenizm, slogancılık hep ortaya çıkıyor. Şimdi tabii siz okurken onları, çocukları böyle de büyükler nasıl diye sürekli kafamda soruyorum yani. Daha kötü. Yani büyükler nasıl? Yani 15 yaşın altı, 15 yaşın altı böyle de 15 yaşında ileri 80-100'e kadar durum ne? Yani orada durum bundan çok daha iyi değil. Daha kötü çünkü 15 yaşın altında Türkiye'de okullaşma oranı %100. %100 evet. Bunu 40, 50, 60, 70 yaşına doğru götürdüğünüzde %100 değil. 6,5. Yani eğitim yaşımız şu an toplamda 6,5. 6 ya da 6,5. Evet. Yani Türkiye evet. 6. sınıfa kadar ortalama evet. okumuş evet. durumda. Bu da az önce söylediğiniz milli gelirle ilişkili bir şey. Yani bu cehaletle de ulaşamazsınız 20 bin dolara, 25 bin dolara. Yani milli gelirinizi artıramazsınız yani. 6. sınıfa kadar okumuş bir ülkeyiz biz toplamda. Evet. Yani 15 yaşın altı şu anda iyi ama toplam nüfusumuza baktığımızda eğitim seviyemiz bu. Buradan da çıkacak sonuç bu. Yani bunu biz kendimiz de yazar olarak yaşıyoruz değil mi yazdığımız yazılardan dolayı? Diyorsunuz ki Atatürk döneminde Türkiye'de falanca rakam şöyleydi. O rakamı düşük bulan sana Atatürk düşmanı. Atatürk düşmanı. O rakamı yüksek bulan sana Kemalist diyor. Kemalist diyor evet. Ya kardeşim konu o değil. Bu rakam ne diyor ona bir bak. Tabii tabii yani ne yazık ki bu analiz... İşte bu anlama problemi. Anlama kabiliyeti. Veya Osmanlı için şimdi aynı ya, şey ya. Tabii. Şimdi mesela siz tarihçisiniz aynı zamanda. Yani bence Türkiye'nin önde gelen tarihçilerin... Tarihi okuyan gazeteci. Yok bence önde gelen tarihçilerin... Çünkü şeyi biliyorsunuz anahtar elinizde. Ya yani bütün tarihi bilmeseniz bile tarihi anlayabilecek bir akademik, metodolojik imkana sahipsiniz. Şimdi televizyon programlarına bakıyorum, tarih programlarına. Gayet tabii şunu da hakkını veriyorum. Televizyon programlarına çok derin tarih programı olmaz. Olmaz ama... Biraz popüler tarafı gerekir. Ama bu kadar da seviyesizlik olur mu? Yani bütün tarih dizilerindeki seviyesizlik, televizyon programlarında TRT1'deki, düşün Türkiye'nin kamu yayıncılığının bir numaralı kanalındaki programlar alın, özel kanallara kadar bakın. Yok Osmanlı'nın şifreleri, Alparslan'ın kodları, bilmem nelerin düğmeleri, yani böyle bir tarih anlayışı, böyle bir tamamen komplo teorisine dayalı, tamamen palavra ve bir böyle bir dizi film tadında bir tarih. Koskoca değil mi Ertuğrul dizisi yapıldı. Hiçbir tarih gerçekle alakası yok. Yani dizilerin tarihi gerçekle alakası olmayabilir. Yani o bir fiction da olabilir ama insanlar onu tarih zannettiler. Öyle zannettirildi insanlar. Abdülhamit hikayesi yine öyle. Bir de bu tarihi bir olayı renklendirelim ve canlandıralım, ekrana getirelim diye değil. Bundan şu siyasi mesajı verelim evet. diye yapıldığı için tabii. tarifat var. Şimdi tarih böyle. Düşün yani Abdülhamit İngiliz Büyükelçisi'ni tokatlıyor. Abdülhamit'in en çok korktuğu, çekindiği diyelim İngiltere olduğu için en çok itibar ettiği İngiliz Büyükelçisi. Tabii tabii. Şimdi şu var. Tarihten örnek verdim diye yani siz varsınız diye sadece onu vermedim. Tarih algısı böyle olan toplumun teknoloji, bilim, sanat, mimari, medya, akademi düşünün. Yani ne olabilir ki? Ne olabilir? Yani daha teknik konulardaki analiz, kavrama evet. kabiliyeti, şey kabiliyeti ne olabilir? Dolayısıyla çocukların durumu vahim ama büyüklerin durumu onlardan iyi değil. Benim ufak bir ümidim var, onu söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı kendisinden beklenenleri yapabilecek mi? O konuda tereddütlerim artıyor ama onun söylediği iki kelime var. Bilgi teorisini özümleyeceğiz. İşte bu neden sonuç belirsizlik karşısında ne düşünülür falan. O bir başarılabilirse bu tablo uzun zaman içerisinde, uzun vadede değişebilir. Ama olacak mı olmayacak mı onu da değişebilir. Yani milli eğitim konusunda AK Parti dönemi çok başarılı geçmedi. Belki ara ara böyle başarıya yakın şeyler duyduk ama o devamlılık sağlanamadığı için, tutarlılık koptuğu için, projelendirilemediği için. World Economic Forum önemini size söylememe gerekiyor. Onun verilerine göre Türkiye'de 10 yıl içerisinde eğitimin kalitesi 100, yukarıdan aşağıya 100. sıranın altına düştü. 104, 80 küsurlardaydı. Öyle olduğu için de tabii işte hukukta, not... şeffaflıkta, evet. diğer branşlarda da tablo, istatistiklerimiz ortada, aynı var. Evet, burada bitirelim daha fazla moralimizi, daha fazla moral bozmayalım. Perşembe günü bir aksilik olması yeniden karşınızda olacağız. İyi günler diliyoruz. Perşembe günü inşallah beraber oluruz. İyi günler efendim. Ankara'dakiler böyle bir maceraya girmesin. Tabii ki Suriye'nin 500 kolonisi Türkiye'ye saldıracak değil ama...